Bir gün fırsat olursa İstanbul'la ilgili, İstanbul'un güvenliği ve gelişmesiyle ilgili düşüncelerimi de anlatmak isterim. Elbette çok çok seviniriz ama bu akşam biraz daha bu terör saldırısı üzerine yoğunlaşalım istedik Sayın Özdağ. Şunu da sormak isterim. Çok sayıda soru işareti oldu bu saldırının ardından. Yani bu terörist kişinin kimliğiyle ilgili bu hain eylemi yaptıktan sonra elini kolunu sallayarak uzaklaşıp taksiye binip eve gitmesi, orada yakalanması tabii güvenlik güçlerinin büyük başarısıdır. Tebrik etmek lazım. Ama bu teröristin de böyle bir eylem sonrasında İstanbul'un her yerinde MOBESE kameralar varken ve daha önce birçok eylemde bu şekilde çözülmüşken üstelik PKK'nın da istihbarat elemanı olarak kendisini biliyorsunuz anlatıyorlar. Yani bu şahıs PKK'nın yetiştirdiği, terör örgütünün yetiştirdiği önemli istihbarat elemanlarından biriymiş. Bu istihbarat elemanının bu kadar vahim hatalarla diyelim tırnak içinde evine gitmesi ve yakalanması orada soru işaretleri de bir taraftan yarattı. İkinci mesele de PKK'nın bu saldırıyı üstlenmemiş olması. Bu da yine bir takım tartışmalar neden oldu. Bu iki başlıkta siz ne düşünüyorsunuz? Fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şimdi şöyle, bu konuda daha aydınlığa çıkmamış çok husus var. Ve bu kişinin kimliği ve milliyeti. Mesela ben dün İstanbul Birleşmiş Milletler Ofisi'nden olduğu söylenen bir telefon aldım. Ve dendi ki bu zat bizde kayıtlı Birleşmiş Milletler İstanbul Ofisi'nde ve Filistinli olarak kayıtlı, 6 aydan beri kayıtlı ve bizim programlarımızdan birisinin içerisinde. Bugün parti sözcüğümüz de bunu sordu konuşmasında, haftalık basın toplantısında. Ben de buradan soruyorum İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne. Birleşmiş Milletler İstanbul temsilciliği ile bir irtibatınız oldu mu? Gerçekten onlar da kayıtlı mı? 6 aydan beri yardım alıyor mu? Birleşmiş Milletler'le iletişim sürüyor mu? Program içerisinde mi? Eğer öyleyse şu ana kadar Türkiye terör tarihinde, ne yazık ki böyle bir tarihimiz var, böyle bir terörist eylemci olmuş mu hiç? Yani bu konu kapanmış değil, daha derinlemesine araştırılması gereken bir konu olarak bence varlığını sürdürüyor. Evet. Siz de bilirsiniz, yıllardan beri terör sürecini yakından izleyen gazetecilerden birisiniz. Hiç yakalandığı zaman böyle refleks gösteren bir terörist hatırlıyor musunuz? Hayır. Ben de hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. İlk görüştüğümüz zaman yanında terör konusunda uzman olan bir genel başkan yardımcısı arkadaşım vardı. O da fotoğraf düşer düşmez o yakalanma anı fotoğrafı ben hayatımda böyle bir şey görmedim dedi. Çünkü terörist önce kafada teröristtir. Yani iyi bir politik doktrine sürecinden geçmiştir ki o eylemi yapabilsin. Bunun çok daha iyi araştırılması gerekiyor. Bakalım neler çıkacak. Bakalım neler çıkacak. Yani hala çok sayıda soru işareti var. Evet. Süreci izlemek gerekiyor diyorsunuz siz de değil mi Sayın Özdağ? Yani evet. Açıklanmayan birçok soru başlığı var aslında. Tabii. Şimdi Tuncay Bey, evet. Peki. Bunun bir başka boyutu daha var bu konunun. Türkiye bir taraftan da seçimlere evet. gidiyor. Seçimler evet. Haziran 2018'de yapılması gereken seçimler. Tam onu soracaktım size. Evet, bir erken seçim tartışması var. Yani erkene alalım mı? Yani Erdoğan Mayıs'ta derse kabul edilsin mi, edilmesin mi? Evet. Zafer Partisi ne diyor bu konuda? Şimdi biz Erdoğan'ın bir daha aday olamayacağını düşünüyoruz. Erdoğan iki dönem anayasaya göre iki dönem cumhurbaşkanı oldu. 12. ve 13. cumhurbaşkanı ve 12. ve 13. cumhurbaşkanı olarak Yüksek Seçim Kurulu'ndan da belgesini aldı ve
Daha sonra işte meclis itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu değiştirdi, 13 ifadesini sildi ama 13. Cumhurbaşkanı aynı zamanda. Yani iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptığı her şeyi de kesin. Peki Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için erken seçim değil, anayasaya göre seçimlerin yenilenmesi gerekiyor. Yani hangi seçimlerin yenilenmesi gerekiyor? 2018 seçimlerinin yenilenmesi gerekiyor. Şimdi 2018 seçimlerinin yenilenmesi, Allah'ını seviyorsanız Mayıs veya Nisan 2020.